canlarım benim. Yiyin yiyin, siz yedikçe ben de uyuyorum, inanır mısınız? Müstesna, ay çocuklara biraz daha et koysana canım, hadi hadi bakayım dağıt. Aslıcığım ne yapıyorsun, yeteri kadar dolu tabakları zaten. Ay sen de amca olacaksın yani, kusura bakma ama bunlar genç kız hayatım. Yemeleri lazım, güzel güzel beslensinler ki güçlensinler, değil mi? İyi Aslı, sen bunları yedir, yakında fil gibi olurlar, o zaman da bana kalır. Kes sesini Kıvılcım. Hayret doğrusu, gözlerim yaşarmadı desem yalan olur. Bizim de. Aa, niye öyle diyorsun Ekremciğim? Ben biliyorsun ezelden beri yeğenlerimi çok severim. Aslında Kıvılcım da çok zar değil mi Kıvılcım? Var çok. Ne diyeyim? Allah muhabbetinizi arttırsın. Amin, amin. Sen öyle amin amin diye miyavlayacağına kızlara biraz daha et koysana canım. Şişik koydum ya aslan. Laf dinle, laf dağıt dedim sana. Benim yeğenlerim kilosu 25 TL'ye olan bu etleri, bonfileleri çok seviyorlar amcası. Götürsünler, götürsünler. Nasıl olsa parayı alınca et kombinesi alırız bir tane. Efendim ne dedin Aslıcığım? Şey canım, biz Kıvılcım'la şeyi konuşuyorduk. Bugün biz çıktık, ana kız dedi ki yeğenlerimize, canlarımıza bir şeyler alalım dedik. Şimdi mi versek, sonra mı versek, ne yapsak diye konuşuyorduk. Kıvılcım'la sen kızlara bir şeyler mi aldınız? Evet. Zahmet etmeseydiniz Aslı yenge. Aa, hiç olur mu öyle şey? Ne zahmeti bir tanem? Siz benim kızlarım sayılırsınız. Kızlarımsınız yani, sayılmazsınız. Canlarımsınız. Parayı alıncaya kadar. Versene hayatım. Aslı bana ne ya? Aa, Kıvılcım kaz diyorum, tavuk diyorum. Hadi canım. Hangi kazlar tavuklar Aslıcığım? Kıvılcım bugün gündüz bana bir şey anlatmıştı. Bu La Fontaine'den bir hikayeymiş. İçinde böyle kazlar, tavuklar, civcivler falan varmış. Ondan bahsediyordum. Versene şunu. Üstüne yazdım. Artık sonrasında paylaşırsınız canım. İnşallah üstünüze göre olur, beğenirsiniz. Teşekkür ederiz Aslı yenge. Canım ne demek, güle güle giyin. Aslı bir iki dakika yaklaşabilir misin? Ne oldu? Allah Allah, ateşin de yok ama. Aşk olsun sen de yani. Gülün gülün siz gülün. Son gülen iyi gülermiş. Hadi yiyin yiyin çocuklar hadi. Abi. Abi. He ne oldu? Ne oldu, niye daldın gittin öyle? Ya daldım falan yok, oturuyorum canım, oturmak da mı yasak? Ne bileyim, tatlını da yememişsin. Pek iyi alamet değil. Öst ne alameti kızım? Bu evde o herifin ismini almayacaksın demedim mi? Abi onu mu diyorum ben ya? Tatlını yemedin diye diyorum. Bana bak, Esra Hanım'a mı yoksa takıldı kafan? Ya bırak ya, ne işim olur Esra Hanım'la, ne takılacağım ona? Hadi hadi anlarım ben, saklama. Ne oldu? Ya bir şey oldu yok. Şu doğum günü meselesi, hediye mediye, onu düşünüyorum. Ne karar verdin peki? Ya bir şeye karar vermedim işte. Hani diyorum Ekrem Bey'den böyle biraz avans alayım, gideyim kıza bir elbise alayım falan diyeceğim ama ne bedenini biliyorum ne de zevkini. Bedenini ben söylerim ama bence yanlış yoldasın. Yanlış yoldasın derken? Yani bence pahalı bir şey alman doğru değil. Kız zaten zengin, istediği her şeyi alır. Ha iyi, kız zengin diye ben oraya elim boş gideyim, ondan sonra diyeyim ki sen nasıl olsa zenginsin, istediğin her şeyi alırsın, ben bir şey getirmedim diyeyim, öyle mi? Canım hediye verme demiyorum ki ben. Yani sadece fiyatıyla değil de manevi değerle kıymetli olan bir şey ver diyorum. Kız ağzım bal yesin, ne güzel şeyler söyledin. Bak bu doğru işte, manevi bir şey olsun, kendimden bir şeyler katayım değil mi? Hem sonuçta kız da... Tabii tabii, kız sonuçta patronun kızı. Zaten sen de istemeye istemeye gidiyorsun. Bana bak, sen benimle dalga mı geçiyorsun Kader Efendi? Oh. Ne kaçırdım, ne kaçırdım? Ah meydanı boş buldunuz, konuşuyorsunuz değil mi? Hemen bana da deyin ne konuştuğunuzu, yoksa bir daha aklım atlıyor size. Kader, annem dedikodu istiyor. Evet, hadi. Kızlar, yarın okullar açılıyor, heyecanlı mısınız? Aa, ne biçim soru bu? Tabii ki heyecanlıdırlar. Ay, şunların gözlerine baksana, ateş fışkırıyor. Çalışma hırsıyla, böyle aşkıyla yanıp tutuşuyor mu çocuklar? Kolay değil, kolay değil hayatım. Selin'le Leyla orta üçe geçtiler. Liseye geçtik Aslı yenge. Ne zaman? Ha, şaka yaptım. Tabii ki biliyorum hayatım. Orta üçe geçen Nazlı. Ben 5'e geçtim. Ya! Ay bak, sınamak için sordum. Aferin sana, biliyorsun. Sen bu zekayla 3 seneye kalmadan orta üçe başlarsın zaten, biliyor musun? Canım benim, aferin sana. Tabii tabii. Ekremciğim, bugün bütün gün ne düşündüm biliyor musun? Ne düşündün? Şimdi bizim bu canım yeğenlerimiz o kadar çalışkan ve zekiler ki bence ileride çok başarılı, böyle çok yüksek mevkilerde insanlar olacaklar. İnşallah canım, neden olmasın? Değil mi canım? Ben Aslı, ben olacak mıyım? Sen
alacaksın tabii bir tanem ama şimdi kardeşlerinle ilgili konuşuyorum ben. Bence kardeşlerin ileride böyle çok yükselecekler, çok çok önemli yerlere gelecekler. Çok meşhur olacaklar. Vallahi ne diyeyim Aslı'cığım, ağzından bal damlıyor. Ay öyle hissediyorum. Ekrem'cığım ne yapayım yani? Ay şunların tatlılıklarına, güzelliklerine bak. Ay! Ne oldu? Yok öyle önemli bir şey değil canım. Aklıma öyle birden doink diye bir fikir geldi şu anda hemen de. Allah Allah, neymiş seni bu kadar heyecanlandıran fikir, anlat bize de. Söyleyeceğim ama gülmeyeceksiniz tamam mı? Şimdi böyle birdenbire aklıma geldi yani hemen şimdi. Şimdi hayatım ben diyorum ki... Bizim canımız yeğenlerimiz böyle ileride hani çok meşhur olacaklar ya. O zaman da tabii millet böyle imza filan almak için peşlerinden koşturacak ya. Ben diyorum ki şimdiden onların boş bir kağıda böyle imzalarını alayım. İmzalarını mı? Evet imzalarını. İleride çok meşhur olunca böyle izdiham olur, kalabalık olur. Şimdi oralarda yorulmayayım diye bir şimdiden almış olayım canım imzalarını. Allah ne bileyim nasıl istersen. Kızlar can neden olduğunu anladınız değil mi? Hı. Peki verecek miyiz? Madem çok istiyor verelim bari. Vereceksiniz değil mi yengenize imza? Ha? Tabii Aslı yenge. Yani bir ara veririz. Bir ara mı? Bir ara olmaz. Şimdi verin. Sonra arada kaynar unuturuz filan. Şimdi alayım ben imzanızı. Tesadüfe de bak. Kağıtla kalem duruyormuş burada. Şans işte arasan bulamazsın. Şunu da hazır edeyim şöyle. Al canım. Şöyle alt tarafa doğru imzanızı atıverin sırayla. Aslı yengeye sevgilerle falan yazayım mı? Sakın öyle bir şey yapma. Sen sadece imzanı alsan yeterli canım. Aferin canım, aferin. İmzaları da aldık, servet biz. Hala gülüyorlar, hiçbir şeyin farkında değiller. Canım. Resimlerinizi de isteyeceğim sonra. Na 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 Selena Selena Selena. Gelinin yapılmasını arz ederiz. Evet. Selin Aykar, Leyla Aykar, Nazlı Aykar. İşte bu kadar. Şimdi ne yazmışız bir bakalım. Evet. Aşağıda imzası bulunan bizler Ganimet Zenginoğlu'ndan kalan mirası teslim alması ve onu istediği gibi değerlendirmesi üzere yengemiz Aslı Aykar'ı vekil tayin ediyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ederiz. Ay! İşte bunu vereceğim. Bir kamyon serveti alacağım. Ay!